Lezzetli Yaz kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır, çok lezzetli ve yapılışı çok pratik bir poğaça tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Şöyle tarifime geçmeden önce görüntüsünü, kıvamını da size daha yakından paylaşmak istedim. İnanılmaz lezzetli ve yapılışı çok pratik bir tarif arkadaşlar. Bu tarifimi günlerinizde, kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda veya çocukların beslemesine gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bir an önce poğaçalarımızın yapımına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kuru maya ilave edelim özellikle tuzu ilave etmeden önce mutlaka şöyle kısacık bir karıştıralım ki kıvamını daha güzel bulması için daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir tatlı kaşığı veya bir buçuk tatlı kaşığı sevgili arkadaşlarım damak zevkinize göre e, tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Unun arkasından miktarı değişebilir. Bazı unlar suyu sever bazı unlar suyu sevmez. Bu nedenden dolayı unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ayrıca kullandığım su bardağım standart 200 milim olarak düşünebilirsiniz. Böyle yumuşacık bir tarif olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle unumuzu kontrollü bir şekilde şöyle birazını ayıralım. Yani yoğurdukça ihtiyaç oldukça ilave edelim. İlk önce şöyle karma işlemini yapıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım 6 su bardağından bu kadar un kaldı. Yani tam olarak 6 su bardağını kullanmadım. Şöyle karma işlemini yaptıktan sonra yani tam yoğurma işlemine geçmeden önce içerisine margarin ilave edeceğim e, tabi isterseniz tereyağı kullanabilirsiniz tereyağı hem e, daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli olur arkadaşlar bu püf noktasına dikkat ederseniz arkadaşlar gerçekten poğaçanız çok böyle yumuşacık ve e, farklı bir lezzette olacak yani margarin ilk başta ilave ederseniz inanın bu kıvamı bulmuyor. Şöyle güzelce yoğuruyorum sevgili arkadaşlarım bakın margarin ilave ettikten sonra böyle hamurun kıvamı doğal olarak daha böyle yumuşak olacak kesinlikle bu aşamada un ilave etmenize gerek yok şöyle bir dakika birkaç dakika böyle hamuru koparmadan katlayarak yoğurursak e, yoğurdukça kıvamını bulacaktır bakın sevgili arkadaşlarım hamurun kıvamı bu şekilde çok böyle elastik bir hamurumuz oldu gerçekten ne diyorduk fıstık gibi bir hamurum oldu. Üzerine hava girmeyecek şekilde kapattım. Şöyle bir yarım saate yakın mayalanmaya bıraktım. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Yani yaz mevsiminde olduğumuz için bir yarım saat kadar mayalandırmamız yeterli. Tabii daha serin havalarda veya kış mevsiminde bu 45 dakikaya bir saati de uzayabilir. Evet hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Şöyle kısaca bir hamurumu toparladım. Biraz böyle yoğurur gibi. Ee, hem o biştikten sonra bu gereksiz kabarcıkların olmaması için hem de e, maya kokmaması için bu aşamayı yaparsanız gerçekten daha güzel olur. Daha sonra hamurumu bu şekilde gelişi güzel kesiyorum. Sonrasında e, toplamda 16 adet bezi yapacağım arkadaşlar. Tabi daha büyük daha küçük poğaçalarda hazırlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben şöyle orta büyüklükte, yani böyle mandalina büyüklüğünde poğaçalar hazırladım. Bakın sevgili arkadaşlarım burada da tekrar göstermek istedim. Margarini kattıktan sonra kesinlikle un ilave edip hamuru katılaştırmayalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle birkaç dakika yani kısa bir süre yoğurduktan sonra hamur istediğimiz kıvama geliyor. Şöyle hepsinin aynı ölçüde olmasına dikkat ederek hamuru ondan ona pay ederek bezelerimizi alalım. Evet bu şekilde ilk aldığım bezeden şekil yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Havalar çok sıcak olduğu için bezeler çok hızlı bir şekilde kabarıyor, yanmayalanıyor. Şöyle özellikle hamurun kenarlarına böyle parmak ucumla kenarlarına bastırıyorum. Bu bez aldığımız yeri böyle içine gelecek bir şekilde ters çeviriyorum bezemi. Böylece o çirkin görüntü yüzeyinde olmasın. Ee, dediğim gibi özellikle ben kenarlarına biraz daha pastırıyorum. Yani ortasını birazcık donbili bırakıyorum. Ee, çünkü göreceksiniz biraz sonra poğaçalar çok güzel bir şekilde kabaracak. Yani böyle ortasının kabarıp da kaşar peynirin üzerinden taşmasını istemiyorum. Böyle kabardıktan sonra üzerinden kaşar peynirinin akmasını istiyorsanız hepsini aynı ayarda da böyle hamuru incecik açın, içerisine kaşar peyniri yerleştirin, İstediğiniz gibi olacaktır. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimi videomu sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde paylaşıyorum, anlatıyorum ama hani olur da unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Oradan da bakabilirsiniz destekleriniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum Evet sevgili arkadaşlarım biz sohbet ederken ben bütün poğaçalarımın şeklini de aynı şekilde vermiş oldum bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yapılışı gerçekten çok pratik bazı püf noktalarına dikkat edersek eğer yani sadece hamuru yoğurup da hamuru yoğurduktan sonra işlem yapmaya geçip geçmeyelim lütfen Evet hepsini şeklini verdikten sonra şöyle bir kasemin içerisine iki buçuk yemek kaşığı pekmezi ve üzerine çeyrek çay bardağı suyu ilave edelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Bu tarifimde ben kavrulmuş susam kullandım arkadaşlar. Aslında susam kavrulmuş değildi ama ben böyle tavada birkaç dakika sürekli karıştırarak orta ateşte susamı güzelce kavurdum. Yani kavrulmuş susam çok daha lezzetli oluyor. Hem görüntüsü olarak da çok daha güzel oluyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın sevgili arkadaşlarım. Bezemin alt kısmını değil o bezelediğim yeri değil. Oradan elimle tutarak böyle ilk önce hazırlamış olduğum pekmezli sosa daha sonra susamın içerisinde buluyorum. Özellikle şimdi çok güzel bir şekilde poğaçalarımız kabaracak. Kenarlarını da bulamaya dikkat edelim ki kabardıktan sonra böyle kenarları çirkin gözükmesin. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yapımı gerçekten çok pratik ve tüm samimiyetimle söylüyorum ki çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle özellikle yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştirdim ama böyle çok üst üste olmasın dediğim gibi güzel bir şekilde kabaracak kabardıktan sonra o şeklinin gitmemesi için şöyle birazcık aralarını açıyorum daha sonra bu şekilde ben jilet ile şekiller verdim arkadaşlar hiç şekil vermeseniz de olur veya bir bıçak ile de kesebilirsiniz bakın sevgili arkadaşlarım şunu hemen belirtmek istiyorum Mayaladıktan sonra yani poğaçalar tamamen kabardıktan sonra kesinlikle şekil vermeye geçmeyin e, çünkü poğaçalarınız veya ketiniz yani ne hazırlıyorsanız çörek için de geçerli bu. E, üzerine çizik attıktan sonra poğaçalarınız çöreğiniz söner yani çöker. İlk başta yapalım bunu daha sonra mayalanmaya bırakabiliriz. Ben şöyle bir 15 dakika kadar mayalandırdım yani kendi oda sıcaklığında beklettim. Daha sonra poğaçalarımı hazırladıktan sonra 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet sevgili arkadaşlarım, sizin için böyle kısacık bir fırın çekimi hazırladım. Bu kabarma anına içini çekerek pişme anını kesinlikle görmenizi istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi 25 dakikanın sonunda poğaçalarımız hazır. Gerçekten görüntüsü şahane ve çok lezzetli bir tarif. Hemen kıvamını ve iç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok sıcak olduğu için birazcık zorlanıyorum ama bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde içi yumuşacık ve dışına e, bu özellikle susamın verdiği çıtırlıkla inanılmaz lezzetli bir tarif. İç harcı olarak ben kaşar peynir kullandım ama istediğiniz gibi peynir, sade peynir, patates, birçok iç harcı kullanabilirsiniz. Her şekilde yani bu hamurun kıvamıyla her şekilde çok lezzetli olacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet iç dokusu, görüntüsü, kıvamı da bu şekilde. Tarifimi denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.